Herkese merhaba arkadaşlar. Kutay Karakoç'un adamları Yaman'ı öldürmeyi başaramayınca Nana'yı kaçıracak. Yaman konağa tek başına dönecek. Yaman Nedim'e Nana'nın kaçırıldığını ve bunu yapan kişinin kim olduğunu öğrenmesini isteyecek. Benim Nedim'den yana hiç umudum yok. Cenger ters giden bir şeyler olduğunu anlayacak. Yaman Cenger'e Nana'nın kaçırıldığını söyleyecek. Yaman hedefin kendisi olduğunu söyleyerek yaşananlardan yine kendini sorumlu tutacak. Kutay Nanayı kullanarak Yaman'a tuzak kuracak. İdris Şeytanı Yaman'ın öldüğünden emin olmak için Kutay'ın ofisine tekrar gelecek. Kutay'ın adamları Yaman'ın öldüğünü düşünecek. İdris Yaman'ın ölüm haberini alınca çok sevinecek ve mutlu olup kahkahalara boğulacak. Yaman asıl düşmanın kim olduğunu öğrenmeli. Atalarımız ne demiş? Son gülen iyi güler demiş. Yaman İdris'in cezasını kendi elleriyle vermeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris ve Kutay Yaman'ı gerçekten çok hafife alıyor. Yaman oldukça zeki bir adam. Yaman kendisine kurulan bu tuzaktan kurtulmayı başaracak. Hatta Kutay'a telefon ederek Yaman'ın öldüğünü söyleyen adama Yaman'ın silah doğrulttuğunu göreceğiz. Yaman'ın planı Kutay'ı gafil yakalamak ve Nana'yı kurtarmak. Nana Kutay'ın telefondaki konuşmalarını duyacak. Nana Yaman öldüğü için üzülecek ve kendini suçlayacak. Umarım Nana İdris'in de orada olduğunu anlar. Nana asıl düşmanın İdris olduğunu bir an önce öğrenir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.